Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle 1. Dünya Harbi gibi görünen bir senaryoda Osmanlı İmparatorluğu serisine başlayacağız. Neden 1. Dünya Harbi gibi görünen bir senaryo dedim? Çünkü tam olarak bir 1. Dünya Savaşı senaryosuna başlamıyoruz abi. Bizim bu serideki asıl olayımız 1. Dünya Savaşı'na ülkeyi iyi hazırlayıp 1. Dünya Savaşı'nı kazanmak olacak. Dolayısıyla yıl 1910 olarak başlayacak bu seride ve 1910 yılından 1. Dünya Savaşı'nın çıkacağı tarihe kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu iyi hazırlamaya, güzel hazırlamaya çalışacağız Dünya Harbi'ne. Ve en sonunda da hedefimiz, nihai hedefimiz Dünya Harbi'ni kazanmak, sonrasında da ilerleyebildiğimiz kadar bu coğrafyada, bu dünyada ilerleyebilmek olacak. Bu arada mod The Great War modu, yani bundan yaklaşık 1-2 sene önce çıkış yapmış bir mod, eski bir mod ama hala güncelliğini koruyan, hala güzel diyebileceğimiz bir mod. Dolayısıyla linki açıklamada vereceğim. Eğer isterseniz bu modu indirebilirsiniz ama kurulumla ilgili vesaire bir video yok. Yani kendiniz kuracaksınız ve modun bildiğim kadarıyla APK sürümü de yok abi. Dolayısıyla eğer mobile kendiniz kurabilenler varsa kurabilir. Onun haricinde bilgisayar sürümü için geçerli bir mod diyebilirim dostlar. Şimdi normalde modda şöyle bir hata vardı. Ülkenin başında Mustafa Kemal Atatürk vardı. Fakat ben onu düzelttim. Mehmet Reşat'ı koydum başa. Şöyle hemen ayarlarımızı yapalım. Zorluk efsanevi savaş klasik IELTS aldıkanlık ise %50'de. Şimdi dostlar, başlamadan önce ben bir şundan bahsetmek istiyorum. Mod çok değişkenlik gösteren bir mod. Peki değişkenlik derken ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum abi. Modda pek çok event bulunuyor bir kere. Yani Balkan Harbi olsun, Libya sorunu olsun, Dünya Harbi'nin çıkışı olsun. 1918'e kadar, 1910'dan 1918'e kadar pek çok event bulunuyor. Ama bu eventler çok değişkenlik gösteriyor. Şöyle, mesela Balkan Savaşı'na girdiniz abi. Event geldi ama bazen mesela bu Balkan Savaşı'na Yunanistan girmeyebiliyor. Yunanistan'ın vereceği karara bağlı. Yunanistan'a bir event gidiyor. Diyor ki Balkan Savaşı'na katılmak istiyor musun? Yunanistan evet derse Balkan Savaşı'na katılıyor. Yunanistan katılmak istemiyorum derse Yunanistan katılmıyor. Ya da bu Bulgar için de geçerli, Sırp için de geçerli. Yani serbest bir mod. Tamamen tarihe ilerleyecek bir mod değil. Libya sorunu mesela. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bazen çıkıyor, direkt İtalya kazanıyor, Libya'yı kaybediyoruz. Yani değişkenlik gösteren bir mod dediğim gibi. Mesela 1. Dünya Savaşı bazen 1914'te çıkmayabiliyor. Alman İmparatorluğu ne zamanki Fransa'ya savaşı ilan ederse o zaman çıkıyor. 1916'da da çıkabilir. Yani tamamen tarihsel ilerleyecek bir seriye başlamıyoruz şu anda. Değişkenlik gösterecek bir seriye başlıyoruz ve ben zevkli olacağını düşünüyorum. Ayrıca senaryoda başlangıç ekonomileri ve nüfusları çok fazla yapılmış. Yani bir tane topraktan şöyle gördüğünüz üzere 35.000 ordu, işte 25.000 ordu çıkarabiliyorsunuz. Bunlar normal sayılar abi. Yani 25.000 orduyu mesela atıyorum 5.000 ordu gibi düşünün. O kadarlık bir büyüklükte bir ordu gibi düşünün. Ya da 34.000'liği işte 7.500-8.000 civarı bir ordu gibi düşünün. Bu senaryodaki ordu sayıları büyük abi. Ama normaller. Yani anlatabilmişimdir herhalde demek istediğimi. Şimdi serinin başında, daha doğrusu senaryonun başında Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu Balkan toprakları düşük asimilasyonla başlıyor. Ama biz bunları şimdi asimile etmeyeceğiz. Balkan Harbi'nin, Balkan Savaşları'nın ardından bu toprakları asimile edeceğiz. Çünkü biz bunları asimile etsek bile Balkan Harbi başladığında kaybettiğimizde bu asimilasyonlar duruyor. Bu yüzden bize tamamen bir zaman kaybı oluyor bunlar. Şimdi Balkan Harbi biraz zor geçiyor. İtalya'yı gene bir şekilde savunuruz. Yani Libya'yı bir şekilde savunuruz. Ama Balkan Harbi hakikaten zor geçiyor. Bu sebeple Balkan Harbi'ne biz şimdiden hazırlanmaya başlayacağız. Ordularımızı basacağız ve şimdiden Balkanlara ordularımızı göndermeye başlayacağız abi. Aksi takdirde Balkan Harbi hakikaten çok zorluyor. Biz şimdiden tedbirlerimizi alalım. Osmanlı İmparatorluğu olarak bir Balkan Harbi'nin çıkacağının son derece farkındayızdır artık. Ve buna bağlı olarak hazırlıklarımıza başladık bakalım. Hemen orduları bir araya getirelim şu Sakarya toprağında. Aynen, birazcık daha üstüne eklemeler yapalım. İstanbul'dan çok da fazla ekleme yapmak istemiyorum ben. Orası sağlam bir ekonomiye sahip. O sebeple diğer topraklardan biraz daha eklemeler yapacağım. Evet, güzel. Asimilasyonları bildiğin üzere başlatmıyoruz. Biraz daha ekleme yaptık, tamam. 229.000'lik bir ordu bence yeterli abi artık. Şimdi şöyle bir sınırlara yollayalım bakalım. 30.000'le bir başlangıcı yapalım abi. 30.000 her bir Balkan devletinin sınırlarına yollayacağız ve Balkan Harbi normalde Osmanlı İmparatorluğu için kötü bir olaydır. Ama biz bunu Balkan devletleri için kötü bir olay haline getireceğiz. Ve Balkanları Balkan ülkelerinden alacağız. Tekrar Osmanlı hakimiyetine katacağız. Yani amacımız Balkan Harbi'ni kazanmak. Savunma olarak kazanmak değil. Bayağı agresif olarak kazanmak. Yani o toprakları kendimize almak.
Zor bir hedef ama başarırız abis. Yani sonuçta Osmanlı İmparatorluğu artık güçsüz dönemlerinde yıkılış çağlarına girmiş bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Yıllar 1911 yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluk şu anda bu bölgede hakim. Dolayısıyla işimiz Balkan devletleri karşısında bile zor abi. Yani güçlü bir Osmanlı olsaydı eğer şu Balkan devletlerini çok rahat şekilde yenerdi. Ama şu anda yıkılış döneminde olan bir Osmanlı İmparatorluğu için bu harp bile gerçekten zor bir harp. Evet dostlar, Osmanlı-İtalya Savaşı ultimatomu. İtalyanlar bize Libya için bir ultimatom gönderdiler. Fakat biliyorsunuz biz hiçbir toprağımızı bir ultimatomla verecek kadar düşmüş bir devlet değiliz. Ne kadar güçsüz olursak olalım, hiçbir toprağımızı bir tehdide boyun eğerek herhangi bir ülkeye vermeyiz abi. Bu sebeple ultimatomu reddettik ve İtalyanlarla şu anda savaşa girdik. Bir şekilde Trablusgarp'ı savunuruz diye tahmin ediyorum ben. Eğer ordu getirirlerse ordu basım işlemi gerçekleştiririz. Hatta birazcık denize de ordu çıkarabiliriz abi. Şöyle Akdeniz'den biraz ordu basım işlemi gerçekleştirip İtalyanların Trablusgarp'a çıkmaması için Akdeniz'de biraz ordu yerleştireceğim. Hemen şöyle toplayalım abi orduları. Oo, evet, Libya toprakları gitti abi. İşte bundan bahsediyorum. Fazlasıyla değişkenlik gösteren bir senaryo. Ne an ne olacağını bilemiyorsunuz maalesef. Libya'yı kaybettik. Ve şu anda İtalyanlarla barıştık ama bu iş burada bitmedi abi. Bu iş burada bitmedi. Biz Libya'yı onlardan geri alacağız, merak etmeyin. Hele şu Balkan Harbi'ni bir atlatalım. Birinci Dünya Harbi'nin çıkacağı zamana kadar Libya'yı kesinlikle elimize geçireceğiz. Çünkü Libya Birinci Dünya Harbi için de bizim için önemli. Biliyorsunuz Birinci Dünya Harbi'nde Fransızlarla savaşmamız gerekecek. Ve Fransızlarla savaşmak için de Fransızlarla bir sınıra ihtiyacımız var. Bu sebeple Libya bizim için önemli. Birinci Dünya Harbi çıktığında Libya üzerinden Fransızların Afrika topraklarını zorlayacağız. Bu da Almanların Avrupa üzerinde ilerlemesini kolaylaştıracak. Yani bizim için son derece önemli bir bölge Libya toprakları. Şimdi abicim gitmeyin bir yere. Şöyle yapacağız. 22.500 ordu buraya gelecek. 22.500 ordu buraya gelecek. Geri kalan ordular da 10 biner şekilde diğer Balkan devletlerinin sınırlarına yerleşecek abi. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam Balkan Harbi'nin çıkması gerekiyordu. Halen çıkmadı. İşte değişkenlik gösteriyordan kastım da buydu abi. Evet, bir 1000 ordu daha gelsin. Evet, gayet iyi. Barış antlaşmaları yeni bitmiş abi şu anda. Birazdan çıkar büyük bir ihtimalle savaş. Her an başlayabilir, hazırlıklı olalım. Her an Balkan Harbi başlayabilir abi. Ve evet, Birinci Balkan Harbi an itibariyle başladı ve hepsi girdi abi, evet. Sırbistan, Bulgar, Yunan, Karadağ hepsi girdi. O halde savaşa başlıyoruz abi. Hemen Yunanların üzerine ilerleyelim, Bulgarların da üzerine ilerleyelim. Balkan Harbi'ni kazanıp Osmanlıları Balkanlar'da yeniden hakim güç haline getireceğiz. Sırplar sadece birazcık zorlayabilir. Onların sınırına çok fazla ordu yerleştirmemişiz. Bakalım nasıl bir harp bizi bekliyor. Güzel, Yunan topraklarına sağlam girdik. Bulgarların başkentine de girdik ama tahmin ettiğimiz gibi Sırplar bizi maalesef şu anda çok zorluyorlar. Hemen şöyle biraz ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Zaten Sırpların böyle olacağını, böyle zorlayacaklarını tahmin ediyorduk. Ama eğer Bulgar sınırlarındaki ordularımızdan bir miktarını oraya kaydırabilirsek sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Şuradan da hemen bir Atina'ya girelim. Yunanların direncini düşürelim artık. Evet, çok güzel. Karadağ bitti. Bulgar'ı da bitirmek üzereyiz. Atina'ya da girdik. Yunanlar da bitiyor. Harika. Böyle devam. Hemen Karadağ'daki ordu da şöyle Belgrad'a doğru bir yürüsün bakalım. Güzel. Bulgar'ı bitiriyoruz. Bu tur Bulgar bitecek büyük bir ihtimalle. Şimdi Atina'daki ordumuzun yarısı kadar bir kısmı, yarısı denilecek bir kısmı denize çıksın. Ege Denizi'ni bir hakimiyet altına alsın. Girit falan alalım. Rodos'u vesaire alalım. Bakalım Sırplar bizi daha fazla zorlayacaklar mı? Güzel. Güzel. Sırplar bile daha artık bizi zorlayamadığına göre bu savaş burada bitmiştir abi. Rodos'a da Girit'e de çıkarmamı atıyorum. Sırpların da son kaleleri olan Zajezjar ve Belgrad'a saldırılarımı gerçekleştiriyorum. Ve artık fişlerini çekiyoruz abi. Sırplar da bitti. Geriye sadece 4 tane toprağıyla Yunan kaldı. Girit'i de hemen şöyle alalım tamamen. Ve evet dostlar, bütün Balkan devletlerini bize karşı birlik olup Birinci Balkan Harbi'ni çıkaran bütün Balkan devletlerini mağlup ederek Balkanlar'da Osmanlı hakimiyetini yeniden kurmuş olduk. Bu bizim için gerçekten güzel bir gelişme oldu. Balkanlar'daki o bereketli topraklardan faydalanabilmek için Osmanlı İmparatorluğu adına harika bir gelişme. Ki zorluk dönemlerini yaşayan, yani gerçekten büyük zorluklar çektiği bir dönemi yaşayan Osmanlı için bu Balkan zaferi gerçekten büyük bir ilaç oldu abi. Adeta bir ilaç oldu. Hemen şuraya bir limanı inşa edelim. Bütün ordularımızı Ege Denizi'nde toplayıp başkent İstanbul'a, Konstantiniyye'ye şöyle bir geri çekelim bakalım. Sofya'da toplayalım hemen orduları. Güzel, çok da fazla bir ordumuz kalmamış. Balkan Harbi'nde hakikaten çok büyük kayıplar verdik abi. Evet güzel. İyiyiz abi ya, iyiyiz. Şöyle bir tarihe baktığımızda evet, henüz bizim tarihimiz yazılmamış abi.
Yo, yazılmış. Aynen öyle abi. 19 Ocak 1913 itibariyle Osmanlı İmparatorluğu gördüğünüz üzere burada bulunan bütün Balkan devletlerini mağlup etmeyi başardı dostlar. Gayet güzel. Elimizde halen 200 bin kişilik bir ordu var. Şimdi İtalya Krallığı'na şöyle bir sefer gerçekleştirmek istiyorum ben Libya'yı tekrar geri almak adına. Ama acaba bu seferi gerçekleştirebilecek güce sahip miyiz abi biz? Ondan da emin değilim. Yani hala öyle çok iyi bir durumda değiliz açıkçası. Emin değilim. Ama sağlam bir ordu toplayıp İtalya'ya da giresim var abi. Balkan topraklarını yeniden kesinlikle geri almam lazım. Birinci Dünya Harbi için önemli bir üs. Balkan toprakları değil abi, Trablusgarp, özür dilerim. Önemli bir üs Trablusgarp. Orayı acilen benim geri almam gerekiyor. O yüzden savaşımı ilan edeceğim abi, aynen ya. Korkunun ecele faydası yok. İtalyanlara savaşımızı ilan edip Trablusgarp'ı geri almaya çalışacağız dostlar. Ve öyle umuyorum ki başarılı da olacağız. Evet, bütün asimilasyon işlemlerimizi başlattık. Hemen şöyle istihdamda bir nüfusu bir açalım. Mekke'den ordu basım işlemi, İstanbul'dan, Fethiye'den, Bağdat'tan, ülkenin Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanından ordu basım işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve İtalyanlara karşı adeta bir seferberlik durumunu ülke toprakları üzerinde ilan ediyoruz dostlar. Hemen devam edelim ordu basımlarına. Evet, evet, gerilimiz bayağı azaldı, bu kadarı yeterli. Toplamda neredeyse yarım milyonluk kahraman Osmanlı ordusu İtalyanlardan Trablusgarp'ı geri almak için toplanıyor dostlar. Evet, güzel. Hemen orduları tamamını toplayalım bir bölgede. Tamamdır, çok iyi. Siz de gelin abicim. Niye eksiye düştük lan? Biz eksiye düşmeyelim, oha. Eksiye düşecek kadar çok mu ordu basmışız ya? Maşallah bayağı ordu basmışız abi. O zaman şu paramız bir 1 milyona falan çıksın da öyle yapalım. Çünkü hani biz büyük bir ihtimalle Trablusgarp'a ordu gönderdiğimizde ekonomimiz eksiye düşecek, gelirimiz eksiye düşecek. Bu sebeple şimdiden paramızı şöyle 1 milyona falan çıkartalım ki eğer paramız eksiye düşerse elimizde kasamızda bir para bulunsun diye. Tamamlanmayan asimilasyonları bu arada yeniden başlatalım abi biz. Bazı bölgelerde hastalıklar bulunduğu için tabii yeniden başlatmamızı istiyor oyun. Onları yeniden başlatmayacağız abi. Aynen, diğerlerini yeniden başlatalım. Çok güzel, bunları da başlat. Çok iyi, çok güzel, müthiş. Galiba tamamını başlattık abi. Evet, sadece bir tane %99'luk toprak kaldı. Onda da başlattık ve ülke topraklarında herhangi bir bölünmeye vesaire izin vermemek amacıyla ülke topraklarındaki bütün asimilasyon işlemlerini aldığı itibariyle başlattık. Evet, tahmin ettiğimiz gibi Trablusgarp sınırlarına ordularımızı gönderince paramız gördüğünüz üzere eksiye düştü. İşte bu yüzden ben kasamızda bir para bulunsun istemiştim. Şimdi artık İtalyan harbinin vakti geldi dostlar. Bizden alınanı geri almaya gidiyoruz ve 438 binlik yani yaklaşık yarım milyonluk bir ordu ile Trablusgarp topraklarına yeniden çıkarmalarımızı atıyoruz abi. Tabi İtalyanlar şu anda burayı özümsemişler. Asimilasyonlarını tamamlamışlar. Burası tamamen bir İtalyan toprağı haline gelmiş ama Libya'daki, Trablusgarp'taki halkı yeniden özüne döndüreceğiz. Yeniden onlara bir Osmanlı tebaası olduğunu hatırlatacağız dostlar. Evet, bütün çıkarmalarımız başarılı oldu. Gayet güzel bir başlangıç. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Bir an önce kuzeyini ele geçirelim ki denize bir ordu çıkarmalarına izin vermeyelim, müsaade etmeyelim. Evet, orada bir yenilgi yaşadık ama tekrar geri almayı başardık. Trablusgarp'ta şu anda büyük bir mücadele veriyoruz Osmanlı İmparatorluğu olarak. Ülkenin kaynakları artık gerçekten çok zor durumda. Ülkenin bütün kaynaklarını seferber ettik bu Trablusgarp harbi, bu Trablusgarp seferi için. Ve her şeyi göze alarak Trablusgarp'a harekatımızı gerçekleştirdik dostlar. Oo, Atina'ya 40 binlik bir çıkarma geldi. 40 bin. Neyse ki elimizde para var. Neyse ki elimizde para var. Hemen Atina'yı bir kuşatalım abi dört bir yandan. Saldırın yiğitlerim, haydi. Saldırın, Atina bizim için çok önemli. Bir de orada yağma falan yapıyorlar. Çok önemli Atina bizim için. Alamadık. Alamadık. Atina'yı alamadık. Oğlum saldırın, alın şu Atina'yı. Daha fazla yağma yapmasınlar. Çok güzel abi. Çok güzel, Atina'yı geri almayı başardık. Şimdi hemen orduları bir araya getirin. Denize çıkarın. Tamam mı? İtalyanları denizde durdurmamız lazım. Adamların gidiş yolunu durdurmamız lazım. Oo. Birinci Dünya Harbi başlıyor abi. Bak, bu çok sıkıntılı bir durum. Eğer biz de Birinci Dünya Harbi'ne katılırsak Fransızlarla harbe gireceğiz. Çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Çünkü henüz daha yeni İtalyanlarla savaştayız. Daha oralardaki asimilasyonları vesaire bile tamamlamadık. O zaman şöyle yapalım abi. Aynen şöyle yapalım. Bu savaşa, ooo, Ruslarla da savaşa girdik. O zaman evet dostlar, şöyle yapacağız şimdi. Biz Osmanlı İmparatorluğu olarak şu anda Rus İmparatorluğuyla da savaştayız. Yani Ruslarla savaşmak öyle kolay değil. Her baba yiğidin harcı olan bir şey değil. Bu savaşa girersek Fransızlarla da savaşa gireceğiz. Ama Almanları, dostumuzu da yalnız bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu savaşa da girmek istiyoruz. Şöyle bir durum var.
Biz bu savaşa girersek hem Fransa'yla hem de Ruslarla savaşta olacağız ama eğer Libya topraklarını İtalyanlardan alıp bir vasal devlet olarak salarsak, yani Trablusgarp olarak bir Osmanlı vasalı olarak salarsak eğer Libya'yı, işte o zaman Fransızlarla sıcak savaşa girmemiz gerekmeyecek. Bütün kaynaklarımız da Rus İmparatorluğu sınırlarına gidebileceğiz. İşte ben bunu istiyorum. Savaşa giriyorum, tamam mı? Evet, şu anda Fransa'yla savaştayız. Trablusgarp topraklarını İtalyanlardan maalesef onu bile alamıyoruz. O zaman en azından şöyle bir kuzeyini alalım. Onu da alamıyoruz. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. O zaman şuradaki toprakları alacağız. Aynen bu şekilde. Bir de şurayı. Gerisi maalesef İtalyanlarda kalacak. Yani Libya şu an için ikiye bölünecek abi. Bu barış antlaşmasıyla beraber bizim de Fransız topraklarında herhangi bir toprağımız kalmayacak Fransız sınırlarında. O burada limanda da mı yok? Limanda mı yok? Bir tane limanı inşa edelim. Çünkü buradaki ordular oraya gelecekler. Ve hemen Rus sınırlarında ordu basım işlemlerine başlayalım abi. Doğu Anadolu'dan çok sağlam girebilirler çünkü. Pers'te de mi? Evet, Pers'te de savaşa giriyoruz. Evet, ülke dört bir yandan kuşatılmaya çalışılıyor şu anda. Ve bizim şu anda bu duruma bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şimdi mecburen savaşa gireceğiz, tamam. Ve bu savaşa girersek eğer Ruslarla, Fransızlarla, Sırplarla ve Birleşik Krallık'la aramız mı iyileşiyor? Çok saçma lan. Biz savaştayız şu anda bu adamlarla. Abi, savaşa girdiğimiz coğrafyaya bak. Biz sıçtık. Oha. Oğlum buradaki orduların seri şekilde sınırlara gelmesi lazım. Çok seri bir şekilde gelmeleri lazım. Yoksa bu adamlar bizim içimizden geçecekler. Biraz daha hızlı beyler, biraz daha hızlı. Acilen sizin sınırlara yetişmeniz gerekiyor. Hakikaten içimizden geçecek bir güce sahipler şu anda. Yine de biz ordu basım işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi Ruslar şu anda hem Avusturya Macaristan'da hem de Almanlarla savaşta olduğu için Avrupa'ya biraz daha büyük bir ihtimalle özen gösterecektir. Doğu Anadolu topraklarında bu sebeple onları daha kolay savunuruz gibime geliyor. O para da bitti. Ve sen beni Romanya'ya karşı da mı savaşa çağırıyorsun? Dayıs. Oho. Romanya'da girmiş size be kanka. Bende para da yok. Şöyle 2-3 kredi alsak. 2 tane kredi alalım abi. Bize yeter bence. Abi biz Romanya topraklarına girersek Ruslarla Balkan'dan da sınırımız olacak. Ben nasıl dayanayım bu adamlara? Oğlum ne kadar sıkıntılı bir duruma girdik lan biz. Hadi biz neyse de Almanlar falan daha da sıkıntılı bir duruma girdiler. Çok çok zor, çok zor. Vallahi çok zor. İşimiz çok zor. Evet, bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağımızı da bilmiyorum ama... Evet, Ruslar da saldırmaya başladı. Persler zaten bayağı iyi saldırıyorlar. Bana gelen eventte Persler güçsüz yazıyordu ama... O kadar da güçsüz gibi durmuyorlar abicim adamlar. Şurada çok fazla ordumuz eksildi. Burada da çok fazla ordumuz eksildi. Oraları bir yeniden toparlamamız lazım. Yani Avusturya Macaristan'ın Alman'ın içinden geçtiler zaten. Çok sıkıntılı bir durum. Heyt be, Alman'ın ekonomisine bak. 5.71 milyon. Benimki 3.1 milyon lan. Adamlarınki bayağı yüksekmiş. Yok kanka, o savaşa gelemem artık. Beni aşar yani, boyumu aşar. Ben daha fazla savaşa katılamam şu anda bu coğrafyada. Abi hemen Perslerin üzerine bir ilerlememiz lazım bizim. Eğer Perslere ilerlersek şuradaki hattan Erdebil, Tebriz hattından, Nahçıvan hattından Kafkasları da daha iyi kuşatabiliriz. Daha çok cepheden kuşatabiliriz. Ama öncelikle Pers'e bir ilerlememiz gerekiyor bizim. Ve Pers'e ilerlemek hakikaten zor. Pers'e ilerlemek cidden zor. Nasıl ilerleyeceğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok. Hele bir de Fransızlar falan gelirse of. Of. Bu cendereden çıkamayız abi. Evet, güzel. Pers'e iyi ilerledik gibi görünüyor şu an için. Güzel bir saldırı. Çok güzel. 2 adet Ardahan ve Kars toprağını da kurtardık şu anda Ruslardan. Çok güzel. Harika. Böyle devam edelim abi. Biraz daha Batum'u da bir alalım. Aynen, Batum da bizim için önemli bir toprak. Batum'u da alalım. Şunların da üzerine ilerlemeye devam edelim. Allah'tan Birleşik Krallık gelmedi. Yoksa hepten bitmiştik. Hepten bitmiştik yani. Bir seçeneğimiz kalmazdı bizim artık. Ama bence Birleşik Krallık da gelecek bu savaşa. Birleşik Krallık da eninde sonunda bu savaşa katılacak gibime geliyor. Şöyle bakıyorum. Ruslarla da Fransızlarla da arası çok iyi.
Vallahi bunların sağı solu belli olmaz abi. Şu an denizde ordumuz olduğu için paramız da eksiye düştü bayağı bir. Çok zor durumdayız abi. Ama sınırlarımızı bir Osmanlı İmparatorluğu sultanına yakışır şekilde korumaya çalışıyoruz. Hatta Pers'e şu anda hücumlarımızı gerçekleştiriyoruz abi. Bayağı da ilerliyoruz lan. Çok güzel. Çok iyi. Pers sınırlarında bayağı ilerledik şu anda. Harika. Korktuğumuz kadar da kötü gitmiyor ha şu anda. Şu an hakikaten iyi gidiyoruz yani. Korktuğumuz kadar kötü değiliz şu an. Ben bayağı hani dağılacağız falan sandım ama şu an korktuğumuz kadar kötü değiliz abi, dediğim gibi. Umarım bu şekilde devam eder. Devam edeceğini sanmıyorum bu şekilde ama bu şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Ve artık yavaştan bölümü de burada bitirelim dostlar. İzleyen Aks'e of 40 bin orduyla girdiler. İzleyen Aks'e çok teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.